Kıymetli misafirlerimiz, çok kıymetli valiler, Anadolu Platformu Öğretmenler Komisyonu'nun 10. sempozyumu olan Değişen Türkiye'de Eğitim ve Müfredat başlıklı sempozyumumuzun ikinci gününde oturumların gerçekleşeceği programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programımızın ilk oturumu Değişen Türkiye'de Değişmeyen Müfredat başlığıyla gerçekleşecek. Ben vakit kaybetmeden panelistlerimizi huzurlarımıza davet etmek istiyorum. İlk olarak Osmanlı'dan günümüze müfredatın değişim tarihi konu başlığında sunumlarını yapacak olan Sayın Doçent Doktor Gülay Kırpık hocamızı alkışlarımızla platforma davet ediyoruz. İkinci sunumumuz müfredatta ideolojinin yapı sökümüne doğru konu başlığıyla Yardımcı Doçent Doktor Sayın Mehmet Ulukütük hocamız sunacaklar. Kendilerini platforma davet ediyorum alkışlarımızla. Ve son konu başlığımız yeni bir müfredatı zorunlu kılan nedenler sunumu olacak. Sunumlarını gerçekleştirmek üzere Doçent Doktor Sayın Engin Aslan Argun hocamızı platforma davet ediyorum alkışlarımızla. Oturumu yönetmek üzere oturum başkanı olarak Profesör Doktor Sayın Nihat Işık hocamızı platforma davet ediyorum. Oturumu yönetmek üzere sözü oturum başkanı Profesör Doktor Sayın Nihat Işık beyefendiye bırakıyorum. Kıymetli hazirim, Anadolu Platformu'nun 10.sunu gerçekleştirdiği öğretmen sempozyumumuza hoş geldiniz. Tabii STK'ların bu anlamda bu tip etkinlikleri yapıyor olması ve bunları günübirlikten ziyade hani az da olsa devamlı olandır anlamda 10.sunu gerçekleştiriyor olması takdire şayan bir durum. Yani bu tip olguların artarak devam etmesinde ciddi fayda var. Yani STK'ların bu yönüyle derneklerimizin hele eğitim gibi kadim sorunlarımız üzerinde kafa yorması ve buna bir takım çözüm önerileri getirmeye çalışmaları oldukça önemli. Bu bağlamda başta Anadolu Platformu yöneticileri olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bizleri buraya davet ettikleri için, böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için. Ben tabii burada bir hani korsan bildiriden ziyade gelen bir iki girizgahtan sonra işin uzmanı arkadaşlara sözü vereceğim. Bu bağlamda oturumumuzun 1,5 saatlik bir süresi içinde malumunuz bir aşağı yukarı yarım saate yakın sapma söz konusu oldu. Bu da bizim bir herhalde genel şeyimiz, her zaman karşılaştığımız. 20'şer dakika sayın konuşmacılara süre tanıdıktan sonra yaklaşık bir yarım saat soru cevap kısmımız olacak. Ben oturumda sunum yapacak arkadaşların bu süreye riayet edecekleri kanaatindeyim. Zaten kendileri bütün konularda tecrübeliler. Yine değinemedikleri bazı noktalar olabilecek. Bu yine konuşmaların kadim şeylerinden birisidir. Onlar da inşallah soru cevap faslında giderme imkanı belki olabilecek. Tabii bugün burada 919-920 bine yaklaşmış bir öğretmen sayısının olduğu, yüksek öğretimi dışarıda tuttuğumuz zaman 17,5 milyon öğrencinin olduğu, bu biliyorsunuz kaç tane ülkenin nüfusundan fazla bir nüfusa tekabül etmektedir. Bunlar tabii %95'i devlet resmi kurumlarında %5 civarı, 4,7'si özel eğitim kurumlarında son dönemdeki biraz teşvikler vesairenin etkisiyle daha azdı bu oran. Yine aşağı yukarı 60 bine yaklaşan bir okul ve kurumda bu eğitimler gerçekleştirilmekte. 590 bine yakın derslik sayısının olduğu bir ülkeden ve bir alandan bahsediyoruz. Okullaşmanın %96 küsürü ilkokulda,
%95'e yakın ortaokulda, orta öğretim net okullaşma oranı açısından da %80'lerde olduğu bir camiadan bahsediyoruz. Yine Kayseri yurt çağısının %5'inin bu alana ayrıldığını biliyorsunuz, yıllarca ülkemizde askeriye ve savunmayla ilgili alanlara en çok pay ayrıldı milli gelir içerisinde. Bu 2002 ile başlayan süreçte giderek değişmeye başladı ve son yıllarda eğitime ayrılan pay artmış durumda. Nitekim 2002'de bu oran %3.2 idi. Bundan sonraki pay da sağlığa ait. Şimdi tabii burada bizim hem öğrenci boyutuyla hem öğretmen boyutuyla ne gibi eksikliklerimiz var? İşte bu ARGE'deki ciddi rakamların, işte Fatih projeleri vesaire eğitime kanalize edilmesine rağmen girdi çıktı verimliliği açısından nasıl bir etki doğurdu? Beklenen, hedeflenen amaçlara ulaşabildi mi? Bu anlamda niçin hem öğrenciler anlamında hem öğretmenler anlamında bir isteksizlik, yeterince sorumluluk sahibi olamama, idealist olamama problemlerini aşamıyoruz. Genelde gözlemlediğim, ben de bir yüksek öğretim kurumunda idarecilik yapan kardeşimiz olarak hep klasik eğitimi sen mi kurtaracaksın, işte aman işte azıcık aşım, ağrımaz başım, ben aldığım ücrete bakarım vesaire tarzında bir olgudan öte böyle baştan bireye, aileden başlayarak eğitimin tüm kademelerinde niçin var olduğu bilincini veren, akleden, düşünen, tefekkür eden, sorgulayan, analiz eden, yorumlayan bir nesli oluşturma noktasında niçin yeterince mesafe alamıyoruz? Çünkü inancımız da bunu diyor, akletmeyenlerin üzerine Allah pislik yağdırır diyor. Biz böyle ezbere, anlamadığı konuların üzerinden test manyağı şeklinde sorular çözmeye çalışan ama o neyin niçin öğrendiğini bilmeyen, siz bunları boş verin, bize ilaç gibi hemen hangi soruları soracağınızı söyleyin, geçecek not verin yeter tarzında böyle maalesef bir sıkıntılı alanla karşı karşıyayız. Bu noktada da Napolyon'un bir sözünden bahsedilir. Eğer düşmanınız yanlış yapıyorsa onu rahat bırak şeklinde. Biz gerçekten eğitim konusunda son yıllarda bu noktada çok ciddi bir sıkıntı içerisindeyiz. Bir şeyler iyi niyetle yapma gayretleri söz konusu elbette ama topyekun olarak bundan sıyrılmış değiliz ve insanlarda da bilemiyorum. İnşallah bu tip şeylerle bir sonraki oturumda o model adaylıklar kısmında da somutlaşacağı gibi biz yıllarca malumunuz çok yüksek enflasyon oranları yaşadık. Niye? Halk enflasyon düşeceğine inanmıyordu. Genel noktada eğitim sistemiyle ilgili ya bu eğitim sistemi düzelir bir noktasında bir şey var. İşte bunu kırmaya çalışmamız lazım ve hani Mevlana'nın söylediği geçmişe dair çok şey söylendi, yeni şeyler söylemek lazım anlamında artık soyut bir takım şeylerden ziyade somut bir şeyler ortaya koyup eğitimi bir yapboz tahtası konumundan çıkartmak lazım. İnşallah yine yeri geldikçe bu noktada da değiniriz. Ben çok da fazla sözü uzatmadan bu oturumların hayırlara vesile olmasını, sonuçta gerçekten somut çıktılar üretilmesini dileyerek ilk olarak Güray Hocam sizden, Güray Hocam'a sözü bırakıyorum. Buyurun Güray Hocam. Çok saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli hazirun, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Tabii ki müfredat kavramı tarihsel bir kavram. Bu konu yeni adlandırmayla ne diyoruz? Program, yani program kelimesini müfredatın eş anlamlısı olarak kullanıyoruz. Son 150 yıldır bilinçli bir şekilde program ya da müfredat çalışmaları bugünkü anlamıyla modern program çalışmaları oluşuyor, yapılıyor. Modernizm dediğimiz akımın etkisiyle sistematik bakış ve dünyada genel olarak yaygın ortak bir eğitim modeli
küresel anlamda nasıl olur gibi noktalara gidiyor. Yani büyük bir imparatorluğun 19. yüzyılda çözeceği sorunlar bugünkü sorunlardan küçük değil. Bunu bir kere kabul edelim. Ve çok kültürlü, çok dinli, çok da geçmişi derin bir Osmanlı yapısından bahsediyor. İşte bu yapının sorunları günümüzün sorunlarından hiç de azımsanacak bir sorun değildir. 18. yüzyılda mesele anlaşılmaya başladı aslında. Yani eğitim meselesinin çok sistematik, yapısal bir sorun taşıdığı anlaşılmaya başladı. Ancak mesele nereden çözülmeliydi, nereden çözülmeye başlanmalıydı sorusuna cevap aranırken doğru yerden mi başlandı? Bununla ilgili birkaç işarette bulunmamda yarar var. Ne bozulmuştu? Yani problem neydi? Problem tespitinde bulunmak anlamında bir tartışma ortamı oluşmalıydı her şeyden. Bu tartışma ortamı 15-16. yüzyılda oluşmuş olan zirvedeki eğitim başarıları açısından baktığımızda 18. 19. yüzyıl çöküş noktasında olan eğitim uygulamaları ya da eğitim problemleriyle de karşılaştırdığımızda gerçekten çok büyük travmatik değişimler taşıyor. Yani bozulma anlamında travmatik değişimler taşıyor. 16. yüzyılda bir örnek vererek çarpıcılığı göstermek istiyorum. 1526 ile 1596 yılı arasındaki bir dersin aynı kitabının okutulma süresi arasındaki farkı karşılaştırdığımızda bir kitap 3 yılda okutuluyor 1526 yılında, 1596'ya geldiğimizde yani 70 yıl sonra 3 ayda okutuluyor. Düşünebiliyor musunuz? Aynı kitabı nasıl olur da 70 yıl sonra tahsil eden gençlik medrese talebesi 3 yıldan 3 aya ya da 6 aya inmiş. Bunun anlamı nedir? Bir başka çarpıcı örnek. 17. yüzyıla geldiğimizde gerçekten de medrese sistemi içerisinde yer alan öğretim kadrosu olan öğretmenlerin vermekte olduğu dersler açısından bakarsak, yani ders çetrelerine baktığımızda birleştirilen dersler, yedirilen dersler, başka derslerin içine yedirilen derslerden bahsediyoruz. Mesela matematik dersini astronomiye yedirirseniz bu matematik olmaktan çıkar mı çıkmaz mı? Bence çıkar. Yani çıkmadı değil mi? Ya da fizik dersine kimyayı ya da işte başka bir tane dersini birleştirerek böyle gitme gibi bir eğilim var. Hatta medrese müfredatı içerisinden bizim bugün fen bilimleri diyebildiğimiz ama tarihte fen bilimleri diye bir ayrım olmadığı için nakli ve akli bilimlerin arasındaki ayrımın tamamen bir tarafa doğru eğilmiş olması bir gerçektir, bir vakadır. Ve büyük bir kriz oluştu. Aslında eğitim sistemi ulema sistemini bozuyor ve sonuçta Koçubey Risalesi'nin 1631 yılında tespit ettiği müderrisliğe tayinlerin rüşvetle gerçekleştiği rapora yansıyor. Yani ölçme değerlendirme açısından matlab defterindeki kayıtlar bozulmuş. Matlab defteri nedir? Tayin defteridir. Yani müderrisliğe tayin için aranan standartların formüle edildiği, listelerin, şartların standart olarak belirlendiği defterler. Bu defterlerdeki kayıtlar bozulmuştur. Yani ölçme değerlendirme sistemi bozulmuştur. Az önce başkanımız söyledi, kurum başkanımız. Ölçme değerlendirme sistemi nasıl olmalıdır meselesiyle ilgili Osmanlı'nın bir çözüm önerisi var mıydı bu tarih itibariyle? 17 yılında yoktu. Yani realist bir ölçme değerlendirme çözüm önerisi yoktur. Öte yandan öğrenciler kendilerinin bekledikleri ilmi medresede hocalarından bulamayınca, yani hocalar ehli olmayınca, hocalar bu şekilde atanınca ne olur? Öğrenci gruplaşıyor, fizikleşiyor, sokağa çıkıyor, pazar basıyor, köylere gidiyor, esnafı, köylüyü soyuyor vesaire. Yani işi olmayan işlerle uğraşıyor. Öğrencinin bu şekilde başıboş kalmasının nedeni de bir taraftan güven sorunu, eğitimdeki güven sorunu, meşruiyet meselesi, öğretmenin hak ve hukuk ve
ehliyetle ilgili durumudur. Gerçekten de bu yapısal bozulmalar 18. yüzyılda fark edilmeye başladı ama nereden başladı bu yapısal bozulmaların çözümleri? Askeri okulların yenilenmesinden başladı. Bu da bir başka handikap oldu aslında. Evet anlaşıldı ama çözüm önerisi toplumsal anlamda da kuşatıcı bir çözüm önerisi olmadı. Uygulama sahasına baktığımızda 18. yüzyılın 3. yarısında 1. Abdülhamit zamanında başlayan yenileşme hareketinin temelinde aslında Avrupa'da da meydana gelen olayları Osmanlı'nın takip etmeye başlamasıyla da ilgilidir. Yani etkilendiğimiz nokta baktığımızda Avrupa'dan, Fransa'dan 3 tane mühendis getiriyoruz. Bunu nereye getiriyoruz? Mühendishane okulunun içerisine getiriyoruz ve bunlar Fransızca olarak kendi meslekleriyle ilgili tecrübelerini, kitaplarını anlatıyorlar. Ancak bu hocaların 15 yıl sonra atılması, okuldan gönderilmesi gerekçesine baktığımızda bir başka devletin Fransa aleyhine baskısıyla biz getirdiğimiz hocayı geri yurt dışına gönderiyoruz. Yani hoca transferiyle ilgili yapmış olduğumuz bir kendimizin yapmış olduğu bir küçücük değişimi bile başka iki devlet yani Almanya ve Rusya baskı yapınca geri gönderiyoruz. Sizde Fransız hocaların ne işi var? Bu dersleri niçin onlardan alıyorsunuz? Bizden alın diyorlar. Yani Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda bile iç işlerinde eğitim meselesine karışan dışta başka unsurlar. Bu meselenin müfredat meselesiyle de doğrudan alakalı olup olmadığını aslında aynı çağdaki tercüme hareketleriyle de ölçebiliriz. Çünkü 3. Selim baktığımızda Avrupa'dan pek çok ders kitabının tercümesiyle ilgili askeri uzmanlar görevlendirildi. İlk tercüme çalışmaları bu şekilde başladı. Yani biz eğitim konusunda dünyadaki bazı meslek ve mühendislik teknolojilerinden çok daha geride olduğumuzu anladık. Bu matbaayla beraber başlayan bazı sosyal değişimlerle ilgilidir ama 18. yüzyılda bunun okullaşma anlamında bir düşünceye yansıdığını, uygulamaya yansıdığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Osmanlı Devleti de kendi kültürünü, kendi programını, eğitim materyallerini yabancı dillere çevirme ile ilgili girişimde, yani kendi eğitim tecrübesini de yabancı ülkelere, özellikle Avrupa ülkelerine tanıtma ile ilgili ilk girişimlerini 3. Selim döneminde, yani 1795-1807 yılları arasında gerçekleştirmeye başladı. 3 tane kitabı Konstantin Ypsilanti'nin yapmış olduğu Fransızca'dan çevirilerin ardından biz başka hocaların, Türk hocaların eserlerini de bu defa Fransızca'ya çevirdiğini, İngilizce'ye çevirdiğini görüyoruz. 3. Selim çok önemli bir çalışmayla müfredatı oluşturacak bir temeli de aslında askeri okullarda attı. Ancak 2. Mahmut ilk defa mecburi okul tabirini kullandı. Ardından da rüştiye nezaretini açtı. Rüştiye okulları için ilk defa nezaret kavramı, yani ilkokul, ortaokul arasında bir okuldur rüştiye. Bugünkü anlamda böyle bunun bir karşılığı yoktur. Rüştiye de daha sonra ilkokula çevirmişlerdir. Ancak 2. Mahmud'un kurmuş olduğu sosyal reformlar arasında biz müfredat önerileri de görüyoruz. Bunun içinde rüştiye müfredatı önem taşır ki bir süre sonra rüştiye nezareti, yani rüştiye bakanlığı, ardından bu Mekatib-i Umumiye Bakanlığı ismiyle 1845 yılından itibaren aslında tam anlamıyla bir marif vekaletine doğru gidiş söz konusudur. Bütün bunlar aynı zamanda ders cetvellerinin de değişmeye başladığının ilk işaretleridir. Ders cetvellerinin değişmeye başladığının ilk işaretleridir. Yani o kadar büyük sorunlar vardı ki bu yapısal sorunlar mektep ismiyle oluşan bir yeni formatta ele alınıyordu. Ancak medrese programı kendisini yeniliyor muydu? Yani geleneksel anlamda vakıf sistemiyle işletilen reis-ül müderrisin ve nazır-ı vakıf tarafından işletilen bir tarafta ulema sınıfı, bir tarafta da nazır-ı vakıf, yani devlet erkanı veyahut da ileri gelen ayanlar tarafından yönetilen yaygın eğitimde bir anlamda bu bağlamda medreselerle ittifak olarak değerlendirilebilir. Ama medrese sistemi kendisini 19. yüzyılda gerçek anlamda bir yeniliğe tabi
tutmaya çalışmadık. Yani mektepler ayrı bir kurvardan mekatip ismiyle bakanlık haline gelirken medreseler ancak 2. Abdülhamid'in son dönemine doğru bir takım dersleri eklemek suretiyle kendi ders cetvellerini ve hocalarını yerlemeyle ilgili bir noktaya doğru kaydı. Şimdi baktığımızda 1869 yılında ilk ortaokul programını görüyoruz. Bu ortaokul programında Osmanlı Türkçe dersi, yani Osmanlıca dersi, matematik dersi, hendese dersi, coğrafya, jimnastik ve Fransızca, İngilizce gibi yabancı dersler de var. Rüşdiye programına baktığımız zaman. 1869'daki bu cetvel büyük oranda Cumhuriyet döneminde devam etmiştir. Bundan dolayı bunu görüyoruz. Yani daha önceden de bu cetvel kısmen vardı. 2. Mahmut döneminde kurulan Rüşdiye'nin cetvelidir bu. Yani Rüşdiye cetvelinin kuruluşu 2. Mahmut'un tercüme odasındaki çalışmalarla alakalıdır. Tercüme odası nedir? Tercüme odası bir okuldur, yani dil okuludur ve bu dil okulunda ilk defa okullarda okutulmak üzere sözlükler hazırlanmıştır. Fransızcadan, Arapçadan, Farsçadan sözlükler, Osmanlı Türkçesiyle karşılaştırmalı sözlükler ilk defa bu dönemde yayınlandı. Bugün bizim bildiğimiz Dr. Red House sözlüğü, işte bu komisyonun ürünü, yani İngiltere'den Red House'un getirilip Red House sözlüğünün hazırlanması ve müfredat içerisinde sözlüğün nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili çalışmaların hem Türkçe'de hem de başka dillerde olması bu dönemlerle ilgilidir. Gondar Galip Paşa olayını ise çok düşündürücü bir olay olarak ele alınmalıyız. Çünkü Osmanlı Devleti ilk defa kendi askeri mekteplerinin başına bir paşayı, bir Alman paşayı getiriyor. Bu da aslında Almanlar olan siyasi ittifakın bir başka işbirliğinin altyapısını oluşturuyordu diyebiliriz. Yani Avrupa'nın farklı ülkelerinde, Berlin'de, Paris'te, Viyana'da, Londra'da ya da Kiev'de, Moskova'da öğrenci giriş gelişiyle ilgili listeleri biz bu tarihler itibariyle çok net biliyoruz ve bu listelerde öğrencilerin hangi dersleri hangi okuldan kaç yıl alacağıyla ilgili uyarılar da bulunmaktaydı. Şimdi baktığımızda medreseler, mektepler, mektepli medrese tartışması açık, yani siyasi olaylara da neden olmuştur Osmanlı Devleti'nde. Ancak biz bunun çözülmesiyle ilgili ilk girişimi aslında Abdülhamid'in son dönemine doğru medrese müfredatında mekteplere doğru yaklaştırma politikası olarak bir yenilikçi hareket şeklinde görmekteyiz. Aynı zamanda o dönemin aydınları da medreselerin mutlaka kendisini reforme etmesi gerektiğini ve kendi kültürünü öğrenen, kendi dinini, inancını, geleneğini sağlam ve sahih kaynaklardan öğrenen gençliğin bir taraftan da matematiği bilmemesi çok büyük bir hata, eksiklik olarak ortaya çıkıyordu. Çatışmaların temel nedenleri mektepler, yeni eğitiminin ve gerçekten baktığımızda fen bilimleri eğitimi var ama din eğitimi yok. Diğer tarafta da din eğitimi var ama fen bilimleri eğitimi yok. Bu çatışmanın kaçınılmaz olduğu bir toplum sonucu çıkarmaktaydı. Ve hizipleşmenin temelinde de dengesiz ve gerçekten çok taraflı eğitim politikalarının yaptığını o dönemin aydınları çok çok tartıştılar. Bu tartışmalara da yansıtıyor. Nitekim 1908 yılında hatta daha öncesinde bir olaya daha işaret edildi. Yani müfredat meselesinin bugün değil ne kadar derinlikli Cumhuriyet dönemindeki olayların da temelinde yatan önceki tartışmalarla ilgili olduğunu işaret ederek ben süremiz çok kısıtlı olduğu için sadece bazı işaretlerle bulunarak burada bitirebilirim. Çünkü çok geniş bir konu. Ben bunu dönemler boyunca anlatıyorum, bilmiyorum konuları. 1904 yılında Osmanlı Devleti bir ziraat mektebi, yani mesleki okullarda bir reform yapmaya çalıştığında bir dizi mühendislik dersini ziraat mektebi içerisine koymuştu ve bu dersler içerisinde İlmihal dersi de vardı. Yani din eğitimiyle ilgili dersler, ahlak dersleri, tabiat dersleri, matematik dersleri hepsi vardı. Ziraat mektebi tarım toplumu olan Osmanlı Devleti'nin endüstrileşme politikasında çok temel bir reform idi. Ancak konsolos tarafından, özellikle Büyük Britanya konsolosu tarafından bir nota ile bu mekteplerin kapatılmasına dair uyarı defaatle verildiğini görüyoruz. Peki ne oldu?
Ziraat mekteplerinin tamamı kapatıldı. 2 saat tarım dersi konuldu. 2 saat tarım dersiyle bir meslek okulunu kapatırsanız sonucunu 1. Dünya Savaşı'nda veya sonrasında çekersiniz. Yani dünyada kendinizi reforme etmek istiyorsanız, kendinizin teknik anlamdaki durumunu başka dengelerle, güçlerle mücadelesini çok iyi hesaplamak gerekiyordu. Ve nitekim 1907 yılından itibaren bu tarım dersinin aynı şekilde Cumhuriyet döneminde müfredatında yer aldığını görürsünüz. Yeni bir ziraat okulu açılması ile ilgili değil yaptılar. Yani 1904'te yapılan şey düzeltilmemiştir. Daha sonradan ziraat mektepleri açılmaya çalışıldı birkaç yerde örnek olarak. Ziraat çiftlikleri anlatan fakülteler içerisinde filan bir şekilde yani yerli kimliği teknik anlamda da güçlü tutmak anlamında desteklemek açısından büyük bir çabayla ortaya konarak tutulmaya çalışıldı. Yani ziraat çiftlikleri vesaire. Ama bu yeterli değildi. Bu sadece bir ticaret sahası olarak ve ihracat aracı olarak görüldü. Özellikle düveli muazzama dediğimiz batılı devletler, büyük devletler tarafından. Şimdi müfredattaki derslere baktığımız zaman aslında bunlar yerine günümüzde hepsine birer ders koyabilirsiniz. Peki değişim nerelerde kırılma noktası taşıyordu? Ben esas onlara işaret ederek konuyu Cumhuriyet dönemindeki yenilik dönemlerine de bağlayarak tamamlamak, özetlemek istiyorum. İdadiler ne oldu? Lise adıyla ikinci meşruiyetten itibaren ikinci meşruiyet döneminde idadi adıyla bildiğimiz okullar lise adıyla bugünkü şeklini aldı. Yani Osmanlı'nın son döneminde lise müfredatı netleşmiştir. 1884 yılından itibaren Rüşdiye programı aynı dönemde yine 1888'den itibaren de idadi programı ortaokul ve lise programını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Nitekim 1800'lü yıllarda yapılan bu temel 1924 yılından itibaren yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti zamanında müfredat büyük oranda aynıyla devam etmiştir. Yani formal eğitim anlamında devam etmiştir. Ancak değişen önemli bir şey var. Reforme edilmiş olan medreseler, yani 1910'da medreselerin müfredatı mekteplerle aynı şekle getirilmiştir. Medreselerin en önemli avantajı sosyal alanlardaki derinlikli derslerinde devam etmesiydi. Yani İmam Hatiplerin temelinde 1910'daki medaris nizamnamesi vardır. Nizamnameyi medaris dediğimiz medreselerin düzenlenmesiyle ilgili müfredatın aynısı bugünkü İmam Hatiplerin temelinde yer alır. Nitekim 1924'ten itibaren geride kalan ve yok edilen bir taraf vardır. O da medaris nizamnamesiyle reforme edilen medreselerdir. Bu reformun sonuçları elde edilmeden kapatılmış olması bir gerçekten travmatik durumdur diyebiliriz. Bunun tahmin değil bir gerçek olduğunu, yenilenmesi ve devam ettirilmesi gereken bir tarafı olduğunu unutmamak lazım. Sonuçları açısından unutmamak lazım. Çünkü 1940-1950 yıllar arasında formal eğitimdeki yaşadığımız, özellikle 1955'e kadar devam eden süreçte din eğitim derslerinin sıfırlanmış olması Türkiye tarihi açısından bir nesil kaybı ve sonuçları açısından da travmatik olmuş. Yani gelecek inşasında çok önemli olan müfredat meselesinin nasıl kökleri olduğunu ve yüzyıllara uzanan sonuçları olduğunu tarihteki pek çok örnekle açıklayabileceğiz. Ancak ben sürem çok dolu olduğu için hocamı da sıkıştırmak istemiyorum diğer hocalarımdan. Hepinize hakkınızı helal edin, helal edin. Başka detaylı bilgi almak isterseniz onunla ilgili daha sonra konuşabiliriz diye düşünüyorum. Sonucu sadece okuyayım. Bir müsaadenizle sonuca gelelim. Değişimin tarihlerini, travmatik değişimin tarihlerini biliyoruz. Sebeplerini biliyoruz. Ne yazık ki Türkiye'deki sağlıklı tartışma ortamının oluşmadığı dönemlerde travmatik ve keskin müfredat cepheleri oluşturulmuştur. Yani sağlıklı tartışma ortamında oluşturulursa mesele çok daha kalıcı, sağlıklı bir gelecek inşasına doğru ilerleyebilecektir. Aksi takdirde biz hep böyle anlık, günübirlik cepheler oluşturmakla sorunu çözebileceğimizi düşünüyorsak gerçekten çok tehlikeli bir noktaya götürürüz ve stratejik bir hata olur.
Evet, yani bu tartışma ortamlarının, müfredatla ilgili tartışma ortamlarının çok sağlıklı, böyle baskı ortamında değil, kesinlikle şeffaf, yani askeri ortamlarda vesaire değil, sağlıklı ortamlar oluşturmak suretiyle herkesin rahatlıkla önerilerini, tartışmalarını ortaya koyması ve sağlıklı zeminlerde yapısal çözüm önerilerinin geliştirilmesiyle mümkün olduğunu buradaki tarihler itibariyle de görüyoruz. Türkiye ortalamasında 8-10 yılda bir genel olarak bir cetvel tasfiyesi olmuştur. Ama travmatik cetvel tasfiyeleri olağan dışı siyasal sosyal dönemlerde olmuş. Bunu da belirtelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, Galatasaray Üniversitesi'nde Doçent Güray Kırk Hocam'a Osmanlı'dan günümüze müfredatın değişim tarihi konulu sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Tabii sizler de fark etmişsinizdir hocam konuşurken manen de oldukça yüklü olduğunu. Çünkü gerçekten insan bir şeyi bilmediği zaman belki ona tahammül ediyor ama hani ihanet boyutuna varacak tarzda, yapboz tahtası tarzındaki bu tip değişimler ülkenin Osmanlı ve daha geçmişinden itibaren ne kadar yıllarının heba edildiği, halinde edinmeye devam edildiği, milli ve manevi yönden kendi öz değerlerinizle barışık, inançlarınızla barışık bir müfredat olgusundan uzaklaşmanın ülkeyi ne hale getirdiği sorumsalları gerçekten insanı eğer akledip tefekkür ediyorsanız üzen, bir şey yapmaya çalışmak, yapamayınca daha da sıkıntıların olduğu. İdareci bir arkadaşım milli eğitimde şöyle bir şey söylemişti, önemli bir yerde. Ya bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama görünmez bir el diyor, seni yapmana engel oluyor tarzında. Gerçekten artık kaybedecek vaktimiz olmadığı kanaatindeyim. Yani bir yerlerden başlamak lazım. Hem akıllı tahta güzel, teknolojiden yararlanmak, ben onların inovasyon dersi de anlatan, girişimci dersi de anlatan birisi olarak söylüyorum. Ancak öğrenci akıllı olmazsa, öğretmen akıllı olmazsa tahtayı akıllı yapmakla onları tablet niyetine, oyun niyetine kullanılan araçlar haline dönüştürüyoruz. Bir şeyi toprağa, altyapısını hatırlamadan bir şeyler ektiğiniz zaman oradan istediğiniz verim olmuyor. Önce toplumun hani peygamberi metot dediğimiz nesli inşa ederken de önce yüreklerde hani devleti kurma dediğimiz o altyapıyı oluşturma. Bunun da en temel şeyi hocamın da ifade ettiği gibi ahlak ve adalet temelli. Bu aileden başlayıp sadece öğretmenlere bırakılmayacak bir şey. Böyle idealist, sevdaları olan, idealleri olan nesiller yetiştirmek için gayret sarf etmek lazım. İnşallah bunu başarabiliriz. Bu noktada bu tip sunumlar, bu tip oturumlar son derece kıymetli. Bu kapsamda şimdi Gaziantep Üniversitesi'nden Yarın Öten Doktor Mehmet Ulu Küçük Hocam, müfredatta ideolojinin yapı sökümüne doğru adlı sunumunu gerçekleştirecek. Kendisine 20 dakikalık süresini en verimli şekilde kullanmasını diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum hocam. Muhterem hazirlerimi saygıyla selamlıyorum. Benim bu oturumda ele alacağım konu müfredatta ideolojinin yapı sökümüne doğru. Tabii burada başlığın ana kavramlarını biraz açmam gerekiyor. İdeoloji kavramı ve yapı söküm kavramı, madem müfredat üzerine oturuyorsak herhalde müfredatı az çok biliyoruz. Peki ideoloji ve yapı söküm? İdeoloji sistematik yanlış bilinç, insanın saf bir biçimde yanılmasının zıttı olarak yanıltma, bilinçli bir yanıltma faaliyetidir. Ve ideoloji uyuyan bir insanı uyandırabilirsiniz ama uyuyormuş gibi yapan bir insanı uyandıramazsınız metaforunun bize anlattığı şeydir. İnsanların zaten uyumadığı için uyandırmanızın mümkün olmadığı sistematik yanlış bilinç ve yanıltmayı içeren bir kavramdır ideoloji. Müfredatın tarihi, sosyal felsefi temellerinden satır aralarında örtük olarak geçen bir unsurdur.
Yine ideolojik düşünce denildiğinde ilmi, epistemolojik açıdan değil, meseleye nefsi, psikolojik açıdan bakmak esas alınır. İdeoloji ve eğitim söz konusu olduğunda özellikle modern dönemde Louis Althusser'in İdeoloji ve Devletin İdeoloji Kaygıtları diye kitabında bahsettiği üç ideolojik kaygıt vardır. Bu tımarhaneler, hapishaneler ve okullar. Okullar da devletin ideolojik kaygıtlarından birisi olarak kabul edilir. Yine Fransız düşüncesinde Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu adlı eserinde eğitimde ideolojinin, modern dönemlerde eğitimde ideolojinin rolünü özellikle gözetleme, terbiye etme, evcilleştirme ve iktidarı altına toplama unsurlarıyla bir araya getirir. Müfredat problemi tartışılırken ideolojik tartışmalardan uzak kalmak ne yazık ki bigane kalamayacağımız bir şey. Birazdan daha ayrıntılı bir biçimde anlatacağım üzere müfredatımız tamamen ideolojik bir bataklık içerisinde. Ve bu ideoloji çeşitli nedenlerle meşrulaştırılıyor. Ben bu ideolojik bataklığı bir yapı sökümüne uğratarak, yapı söküm kavramından da bahsedeceğim. Müfredatın örtük ideolojisi üzerinde daha ayrıntılı bir şeyler söylemeye çalışacağım. Yapı bozum benim Jacques Derrida'dan devraldığım bir kavram. Yapıyı ana parçalarına ayırarak yapının içerisindeki zıtlığın doğal ve evrensel değil, bilakis yapay ve göreceli olduğunu gösteren bir strateji. Yapı söküm Derrida'ya yapılan bir söyleşide hemen bir parantez içerisinde söyleyeyim. Müslümanların yapı söküm mü? Biz bunu zaten önceden beri biliyoruz diyeceği günleri hayal ediyorum der. Bir söyleşide. Özellikle yapı söküm ve Müslümanlar ilişkisi olduğunda yapı söküm mü? Biz bunu zaten biliyordum diyecekleri günleri düşünüyorum, hayal ediyorum der. Şimdi eğitimde ideolojinin, müfredatta ideoloji meselesi aslında eğitim ve siyaset ilişkisidir. Eğitimin siyasal mekanizmalarla nasıl belirlendiğine yönelik bir açıklama girişimidir. Eğitim-siyaset ilişkisi bir anlamda eğitim-toplum ilişkisidir veya siyaset-toplum ilişkisidir. Bunların da iç içe olduğu bir evredir. Şimdi müfredatımızın temel bir takım varsayımları üzerinde duracağım. Müfredatımız evrenselci bir akıl, tarihten, toplumdan, gelenekten kopmuş, pozitivizmin sınırlarını çizdiği evrensel, universal bir rasyo, bir akıl üzerinde durur. Üstten devrimlerle kurulan ülkelerde tarihten ve toplumdan kopuk akıl inşa etmeler genellikle çok kolay bir biçimde icra edilir. Ülkemizde böylesi bir devrimin sonucunda oluştuğu için, Cumhuriyet devrimi söz konusu olduğu için devrimler daha sonra inşa ettiği okullarda aklın tarihsel, toplumsal ve geleneksel bağlarını koparmaya çalışırlar. Veya diğerlerinden çok daha rahat kopartabilirler. Yine eğitim, müfredat ve siyasal ideoloji arasındaki ilişkinin en önemli yansımalarından bir tanesi, bugünkü eğitim bizden devlete, iktidara, var olan sisteme bir aidiyet öngörmektedir. Aidiyet ilişkisi üzerinden kendisini inşa etmeye çalışmaktadır. Halbuki baktığımızda, sosyolojik olarak baktığımızda insan bir dile ait olabilir, bir dine ait olabilir, bir tarihe ait olabilir. Ancak bir siyasi iktidara, bir siyasi sisteme, bir ideolojiye sadece mensup olabilir. Aidiyet ve mensubiyet ilişkisi ters yüz edilmiş ve insanların mensup olacakları, sadece mensup olacakları şeye bir aidiyet ilişkisi kurulmaya çalışılmış. Aidiyet ilişkisi kurduğumuzda nasıl bir sonuç çıkıyor? Yetiştirdiğimiz öğrencilerden çok daha rahat
itaatkar kullar mesleğe yetiştirebilme imkanımız ortaya çıkıyor. Çünkü devlete, devletin rejimine veya göreceli mukayyet bir iktidara aidiyet ilişkisi üzerinden eğitimi kurduğumuzda bu eğitim dinamizm yerine denetleme üretiyor. Özgürlük yerine itaat üretebiliyor. Yine eğitimde eğitim kurumlarıyla insanlara devlete aidiyet duygularının nasıl oluştuğuyla ilgili bir tarihi arka plandan bahsedeyim. 1882 tarihinde Fransa'da bir eğitim yasasıyla Fransız okullarında eğitimin, öğretmenlerin temel amacını Cumhuriyet'e, Fransa, vatan ve devlet aşkını empoze etmeleri öngörüldü. 1882 yılında Fransa'da. Şimdi bizde de özellikle Fransız merkezli bir modernleşme çabası içerisinde olduğumuz için, tarihi arka planımız böyle bir yere yaslandığı için bizde de devlet, vatan, millet aşkı üzerine kurulu ama bu aşkın irfanı olmayan, sadece sloganları ve yasakları olan bir aşk üzerine bir müfredat kuruldu. Yine müfredatımızın en ciddi problemlerden bir tanesi ideolojik açıdan baktığımızda. Şimdi insani alanın 3 farklı bölümlemesi var. Şimdilik böyle bir bölümlendirme yapacak olursak. Bilim, ahlak ve estetik. Şimdi bilimin doğru yanlış ikileminde gider. Ahlak iyi kötü ikileminde gider. Estetik güzel çirkin ikileminde gider. Ancak müfredatımız doğru yanlış, iyi kötü, güzel çirkin ikilemi üzerinden değil, modern makyavelist siyaset teorisinin dayandığı zemin olan dost düşman ayrımı üzerinden gidiyor. Peki dost düşman ayrımı üzerinden gittiğinizde ne oluyor? Dostunuz kötüyse, çirkinse ve yanlışsa önemli olmuyor. Düşmanınız doğruysa, güzelse, iyiyse yine bunun hiçbir şeyi ifade etmediği görülüyor. Çünkü o düşman. Halbuki eğitim dost düşman ikilemi üzerinden değil, bilakis doğru yanlış, iyi kötü ve güzel çirkin ikileminden gider. Eğitimi bizim geleneğimizde 3 kısma ayrılırlar. Biri terbiyedir ki terbiyede öğrencilere iyi ve kötü öğretilir. Nedenler gösterilmeksizin sadece emsaller, yani ona misal, örnek olarak iyi kötü öğretilir. Daha sonra talim aşamasında doğru yanlış öğretilir. Bu da nedenleriyle birlikte öğretilir. En sonunda ise tedip aşamasıdır. Güzel ve çirkin öğretilir. Bu da insanın daha edebi kazandığı zemindir. Burada arkadaşlar baktığımızda eğitim kurumlarında benim görebildiğim kadarıyla bizim klasik eğitim kurumlarımızda müfredata yansımış bir dost ve düşman kategorisi yok. Bugünkü eğitim sistemlerinde okullarında yansıyan dost düşman kategorisi bizim klasik geleneğimizde yok. Terbiyeden amaç hissi selimi kazanmak, talimden amaç akli selimi kazanmak ve tedipten amaç da zevki selim sahibi olabilmektir. Resmi ideoloji veya müfredatta ideoloji problemimizin karşımıza çıkardığı en önemli problemlerden bir tanesi de insanları ideolojik yanlış bilincin uzantılarından oluşan birer fabrikasyon ürünü olarak görmek. Ki ideoloji kendisi dışarıya ne kadar göreceli olsa da içeride o kadar keskin kutuplara sahiptir. Ve keskin kutuplara sahip olunca kendisi gibi insanlar ister. İşte müfredatta ideolojinin yansıması olarak herkesin birbirine benzediği, tekil bireysel derinliğini kaybettiği, herkesleştiği bir hasıla elde ediyoruz eğitimin sonucunda. Bu
Sonuçta bu durumda eğitimimiz insanın kendisini bilmesini, merhamet, adalet, kibarlık ve asalet yerine sosyal, ekonomik, politik sistemlerin kişilik dışı rutinlerini kabul eden itaatkar işçiler, robot tüketiciler ve uysal seçmenler imal eden bir eğitim sistemine dönüştü. Ve bu eğitim sisteminin en önemli problemi insanların ideolojik olduğu için insanların toyluğu üzerinden, olmamışlığı üzerinden ve insanları kendisine gelen insanları bir tabula rasa, boş levha olarak gören, ailesinden edindiği, toplumundan edindiği, kendi tarihi, dini aidiyetinden edindiği her şeyi sıfırlamaya çalışan bir eğitim programı çizmeye başladı. Yine eğitim müfredatımızdaki ideolojik probleminin en önemli yansımalarından bir tanesi, iyi insan ile iyi vatandaşı eğitim özelinde bir araya getirme çabası. İyi insan eşittir, iyi vatandaştır, iyi vatandaş da eşittir, iyi insandır. Ki ilk Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel'in bu konuda çok çabaları vardı. Peki, iyi insan iyi yurttaş mıdır? İyi yurttaş iyi insan mıdır? Aslında iyi insanın iyi yurttaş olduğu tezi, yurttaşı iyi insan olmaya teşvik etmiyor. Bilakis yurttaş olmayanı, olamayanı kötü ahlak dışı, insanlık dışı olarak görmesini kolaylaştırıyor insanlar. İyi insan ve iyi yurttaşı özdeşleştirdiğimizde iyi yurttaş olamayan bütün insanları veya yurttaşlıkla aidiyet bağı kuramayan bütün insanları, ki bugün etnik veya diğer kültürel problemlerin arkasında da böylesi bir neden var. Bunları rahatlıkla ötekileştiriyorsunuz. Çünkü sizin gözünüzde iyi insan, iyi yurttaş demektir. İyi yurttaş da iyi insan demektir. Yurttaşlık bağında herhangi bir problemi olan bütün insanları ötekileştirmeniz kolaylaşıyor. Maalesef bu tez belki iyi niyetlerle geliştirilmiş olabilir ama geldiği nokta itibariyle ötekileştirme mekanizmasını su taşıyan bir görüntü veriyor. Yine Cumhuriyet'in yani müfredat ideolojisinin iyi insan ile iyi vatandaşı özdeşleştirmemesi gerektiğini belirten en önemli göstergelerden bir tanesi ders kitaplarımıza, müfredatımıza yansımış olan militarizmdir. Özellikle din kültürü kitabında, sosyal bilgiler kitabında, milli güvenlik kitabında, hatta ve hatta müzik kitaplarında kan, ordu, savaş ve Türk ulusu üzerine kurulu beylik cümlelerle dolu, içerisinde nefret duygularını kamçılayan çok güçlü imalar vardır. Yine müfredatın en temel problemlerinden bir tanesi ideolojik yansıması açısından baktığımızda kendi varlığının sınırlarını fark etmek yerine kendi varlığının sınırlarını deneyimlemek yerine varlığının ağırlığından kurtulmak için varlığını içinde bulunduğu devletin ontolojik statüsüne, ontolojik varlığına değil, bilakis ideolojik ve sloganik varlığını armağan etme. Varlığını Yüce Türk ulusuna veya bu ulusun baş kahramanına armağan etme. Şimdi eğitim dediğimiz şey insanın varlığını fark etmesidir. Potansiyelini fark etmesidir. Bu potansiyelini başkasına armağan etmesi, başkasına devretmesi değildir. Bilakis istemesidir. Yine müfredatımızdaki ideolojik problemin yansımalarından bir tanesi özellikle Tanzimat'la başlayan, Cumhuriyet'le devam eden bir arka plan. O da şu eğitimi ilahi kaderin
alternatifi olarak inşa ve icat etme süreci. Yani insanın yanlış bir şekilde ilahi kaderle bağlı olduğu bu dünya hayatından kurtuluşun tek yolunun eğitimle olacağı düşüncesi. Bu anlamda Tanzimat'la Cumhuriyet dönemindeki süreçte eğitim ve kader kavramı karşı karşıya getirilir. Aslında bunun arka planında şöyle ideolojik bir içerim var. Şimdi hürriyet kavramının dini bir kavram olmaktan çıkıp siyasi bir kavrama dönüşme sürecinde böyle bir mekanizmaya başvuruyor. Hürriyet öncelikle insanın yaratıcı karşısındaki sorumlulukları olarak anlaşılırdı. Ama bu dini bağlamda, siyasi bağlama tahlil edilirken bu süreç, bu sefer bireyin, yurttaşın içinde bulunduğu devletin otoritesine olan sorumluluğu olarak anlaşıldı. Hürriyetin dini bağlamdan kopup siyasi bağlama yerleşmesiyle birlikte eğitim kader inancının tam karşısına getirildi. Eğitim ve kader arasında bir zıddiyet ilişkisi kuruldu. Halbuki eğitim ve kader arasında bir zıddiyet ilişkisi kuran toplumların ya dinden vazgeçmesi gerekir ya da özgürlükten vazgeçmesi gerekir. Halbuki bu ikisi birbirinden vazgeçilecek, yan yana geldiğinde vazgeçilecek unsurlar değil. Asıl insan özgür olunca inanan olma vasfının ortaya çıktığı bir sürece delalet eder. İnsan özgür olunca inanan olur. Özgürlük ve kader, eğitim ve kader karşı karşıya getirilemez. Yine müfredatta ideolojik problemin yansımalarından bir tanesini dil devrimlerinde görmek mümkündür. Fransız devriminden bu yana politik ütopyacıların sezdiği en önemli şey, kavradığı en önemli şey, insanların dillerini değiştirince daha önce görülmemiş türde insanların ortaya çıkabileceğini fark etmiş olmalarıdır. Fransız devriminden bu yana politik ütopyacıların fark ettiği şey budur. İnsanların dillerini değiştirince daha önce görülmedik türde insanlar ortaya çıkıyor. Ve bundan sonra dil devrimleriyle yeni bir insan yaratmak, tabiri caizse yeni bir insan halk etmek, ortaya çıkarmak önemli bir süreç olarak karşımıza çıktı. Son olarak bir tespitimi daha söyleyeyim. Kısaca bir iki önerimden bahsedeceğim. O da şu son tespitim. Maalesef müfredat ideolojisinin bizi getirdiği nokta oryantalist söylemi de aşan self-oryantalist söylemdir. Oryantalizm batılıların doğulları batıca kavraması, tahayyül etmesidir. Peki self-oryantalizm nedir? Doğulların kendilerine batılılar gibi bakmasıdır artık. Bugün eğitim bizim gibi bakmayı değil, bir batılının gözüyle bize bakmayı, bir batılı değerlerle kendimizi değerlendirmeyi içeriyor. Bu oryantalizm, oryantalistlerin bile yapamadıkları bir üst aşamadır. Self-oryantalizm. Peki bu ideolojik çemberden kurtulma imkanımız var mı? Ben bir kere bundan herhalde 7-8 yıl önce sıcak bir tartışmaya gönderme yaparak meseleyi ele alayım. Şerif Mardin bir tartışmada öğretmenlerin imamlara yenildiğini söylemişti. Tabii bunun içerisinde büyük bir üzgünlük ve belki de bir başarısızlık itirafı olarak da görülebilirdi ama öğretmen imama yenildi diyordu. Bunun da nedenini şöyle açıklıyordu. İyi, güzel ve hakikat hakkında öğretmenlerin uzun soluklu söyleyebilecekleri bir şey yok. Üç, yani çok yasaların iyisi, devletin iyisi, belki de bu coğrafyanın iyisi. Bunun ötesinde
iyi, güzel ve hakikat hakkında bu dünya ve öte dünya ezeli ve ebedi bir söylem imkanına sahip değil öğretmen. Böyle olduğu içindir ki halk öğretmenden ziyade imamları dinledi. Bu bir yenilgi olarak itiraf ediyordu Şerif Mardin. Ben de diyorum ki eğer ideolojik söylem içerisinde kalırsak öğretmenler ve imamları bırakın hep birlikte batarız, hep birlikte yok oluruz. Çünkü öğretmen ve imamın birbirleriyle yarışması diye bir durum söz konusu olamaz. İkisi de aynı gemidedir. Eğer iyi, güzel ve hakikat hakkında uzun soluklu, ezeli ve ebedi söylemlerine sahip olabilecek gücümüz ve kudretimiz varsa eğitimi ideolojik söylemden çıkartabiliriz. Bunun için de eğitimde eleştirel düşüncenin çok dile getirilmesi gerekiyor bu eksikliğin. Osmanlı medreselerinde şu dört ilim vardı eleştirel düşüncenin altında. Mantık, belagat, ilm-i bat ve münazara. Tartışma, dil-düşünce ilişkisi, belagat, muktezai hale mutabık bir söylem, gerektiği hale uygun konuşma ve mantık, iç konuşmayla dış konuşmanın çelişmediği, birbirini tamamladığı bir düşünce süreci. Bugün eleştiren düşüncenin olmadığı bir yerde tarihsel ve sosyolojik akıl ve evrensel vicdan söylemlerine sahip olmamız mümkün görünmüyor diyeyim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten hocam kadim sorunlara parmak bastığını benim hocam Adem Üniversitesi'nde Müfredatta ideolojinin yakın yapı sökümüne doğru başlattı sunumuyla. Küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Zamanları etkin, verimli kullanmak adına sizlere dağıtılan bloknotlar var malumunuz arkadaşlar. O bloknotlara herhangi bir sorunuz varsa arkadaşlara yönelik kime sorduğunuzu da belirterek yazmış olursanız ilgili arkadaşlar sizlerle toplayacak tek tek o arada mikrofon uzatmak, işte soru sormak, cevap vermek zamanı verimli kullanmamıza engel olacaktır. Hemen akabinde tebliğler biter bitmez bu sorulara hocalarımız elden geldiğince cevap vermeye çalışacaklar. Tabii Mehmet hocamın özellikle işaret ettiği bir iki noktada çok da uzatmadan özellikle felsefe, mantık, akıl vesaire. Ama ne yazıktır ki daha belki bir yılı aşmamış bir süre zarfında yüksek öğretimde değil mi? Felsefe dersleri kaldırılsın, kaldırılmasın tartışmasının yapıldığı bir noktadayız. Ben hani bu anlamda konularda hasbelkader bir şeyler okuyup yazmaya çalışan bir kardeşimiz olarak da yani gerçekten bu coğrafyada en büyük haksızlığın yapıldığı alanlardan birisinin felsefe olduğunu ve ateizmle eşleştirilerek bunun yapıldığını, yine aynı şekilde mantık konusunda da öyle, edebiyat yapma, icat çıkartma, felsefe yapma gibi kavramların maalesef artık günlük dilimizde sloganlaştığı, bunun da özgür düşünceye engel oluşturduğu bir noktadayız. Halbuki işte aslında dinin temel şeyine de baktığınız zaman reddiyeyle başladığını görüyoruz. Nebevi metotların da bu şekilde şahsiyet oluşumuna, bağımsız düşünmeye, eleştirel düşünmeye son derece önem verdiği, şahsiyeti önce inşa etmeye çalıştığı, o inşayı yaptıktan sonra zaten ona neyi yüklerseniz o yükü ve sorumluluğu yerine getirdiği, İşte her Nemrut'a bin İbrahim misali birer ümmet çıkabildiğini görüyoruz. Bunun da tabii temel esprisi öncelikle bu toplumsal yapının inançlarımızla, değerlerimizle örtüşmeyen noktadaki eksikliklerin hani ayet-i kerimedeki bir toplum kendi özünde olanı değiştirmedikçe Allah onların hallerini değiştirmez diyor. Bunu değiştirmeye yönelik bir çaba içerisine düşmemiz gerekiyor. Bunu bir ideal ve sevda haline
getirmemiz gerekiyor. Hepimizin başkasının yapmasını beklediğinden ziyade herkesin taşın altına elini koyduğu bir bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. İşte bu tip ortamların inşallah ve hocalarımızın gayretlerinin buna katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünden Doçent Doktor Engin Aslan Argun Hocam yeni bir müfredatı zorunlu kılan nedenler başlıklı tebliğini sunacak. Sözü kendisine veriyorum. Buyurun hocam. Yok, sanki böyle geliyor. Tamam. Şimdi bizim panelimizin son konusu olarak yeni bir müfredatı zorunlu kılan nedenler üzerinde bazı cümlelerimiz olacak. Böyle bir soruyu sormak akıllarımıza ilk başta şu soruyu getiriyor. Acaba bizim gerçekten yeni bir müfredata ihtiyacımız var mı? Acaba bu topraklarda hazırlanan müfredatlar ne zaman bu toprakların değerlerine bağlı olarak geliştirildi? Acaba mevcut müfredat neyi yansıtıyor? Hani doğru cevap verebilmek için önce soruyu doğru sormak gerekiyor. Müfredat nedir arkadaşlar? Biraz önce hocalardan birisi söyledi. Program dedi. Programı biz okullarda öğretmenler olarak inceliyoruz, okutuyoruz ve bu program doğrultusunda öğrencilere bazı değerler, davranışlar kazandırıyoruz. Şimdi biraz belki iddialı bir cümle olacak. Program bir sistemin kutsal kitabıdır. Bir din için kutsal kitap ne ise eğitim sistemi içinde program odur. Çünkü siz öğrencilerinize kazandırmak istediğiniz davranışları, yeni nesillerde görmek istediğiniz tutumları, tavırları, nasıl insan yetiştireceğinizi, hangi felsefeye dayanacağınızı, nelerin altını çizeceğinizi, neleri yüceltip neleri de küçülteceğinizi müfredatla belirliyorsunuz. Müfredatlarımızda hedefler vardır, kazanımlar vardır, uzak hedefler, genel hedefler. Hepsinin arka planına baktığımızda nasıl bir toplum tasarlıyorsak, gelecek nesillerin nasıl yetişmesini istiyorsak bunu müfredata kodluyoruz. Daha sonra da yetişen nesillerin buna uygun olup olmadığına bakıyoruz. Bu bağlamda müfredat bir sistemin en önemli unsurudur. Eğitim sistemiyle ilgili değişiklik yapmak istiyorsanız müfredatı değiştirmelisiniz. Müfredatla oynamalısınız. Müfredat üzerinde eksi ve artılar koymalısınız. Şimdi bizim ülkemizin gerçekliğine bakalım bu bağlamda. İşte Osmanlı'dan itibaren bir müfredat geliştirme çalışmaları var. Daha doğrusu eğitimde yenileşme, gelişme, reform çalışmaları var. Daha sonra Cumhuriyet'le belli bir evreye geliyor ve günümüze ulaşıyor. Bazı anahtar kavramların altını çizelim. Tanzimat döneminde Fransa'nın etkisi altındayız. 1900'lü yıllara geliyoruz, Almanya'nın etkisi altındayız. Cumhuriyet'le birlikte İngiltere ve ABD etkisini görüyoruz. Şimdi Osmanlı'nın kendine has bir sistemi vardı. Özellikle son yıllarına doğru daha çok yerel ağırlıklı, çok fazla merkezi otoritenin etkilerini taşrada göremediğimiz bir sistem. Eğitim açısından okullar mahallece organize ediliyor, mahallece finanse ediliyor. Ancak 1856'lı yıllarda Marif-i Umumiye Nizamnamesini görüyoruz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın temelleri atılıyor. Onun için Osmanlı'yı çok fazla bu anlamda tartışmaya, analiz etmeye gerek yok. Gelelim Cumhuriyet dönemine. Cumhuriyet döneminde bizim eğitim müfredatımızın temeli bazı anahtar kavramlar çerçevesinde şekilleniyor. Nedir bunlar? Batılılaşma, modernleşme, pozitivizmin etkisi altında materyalistleşme, sekülerleşme ve ulusalcılık. Ülkenin siyasi sistemi, felsefesi
Bu doğrultuda şekillenince bunun topluma ve öğrencilere yansıyacak kısmı da yani müfredatlara da bu çerçevede yerleşiyor. Günümüzdeki müfredat değiştirme çalışmalarının hepsine bakalım. Eğer bu kavramlara dokunamıyorsak, bu kavramlarla ilgili bir değişiklik yapamıyorsak, müfredat geliştirme, program geliştirme çalışmalarımızın hiçbirisi öze ilişkin olmayacaktır. Şimdi, başta sorduğumuz soruyu tekrar soralım. Türk eğitim sisteminin felsefesi nedir? Şöyle bir düşünelim. Okullarda öğretmenler, biraz önce Sayın Başkan sundu, 920 bin öğretmen her gün Türkiye Cumhuriyeti'nde sabah okula gidiyor, akşam geliyor. 15 küsür milyon öğrenci sürekli okullara gidip geliyorlar. En verimli vakitlerini, düşünün ortalama eğitim süresi günümüzde 20 yıla çıkmıştır. 12 yıl zorunlu olarak okuldasınız. Yetmeyecek, üniversite okuyacaksınız. Yetmeyecek, yüksek lisans yapacaksınız. Sertifika programlarına katılacaksınız. Bir şekilde 25 yaşına kadar öğrencisiniz. Hayatımızın en verimli kısımları okullarda geçiyor. Neyi öğrenerek geçiyor? Hangi eğitim felsefesinin yansımalarını öğrenerek geçiyor? Davranışlarımız, tutumlarımız neye göre şekilleniyor? Ben söyleyeyim arkadaşlar. Pozitivizm, sekülerleşme, materyalizm, ulusalcılık ve adına batılılaşma dediğimiz, modernleşme dediğimiz bazı unsurlar. Dikkat edin, bunların hiçbirisi bizim topraklarımıza, bizim bu dünyanın, bu coğrafyanın değerlerine uyumlu olmayan kavramlar. Hiçbirisi bize ait değil. Hepsi Hristiyan Batı dünyasının değerleridir. Eğer bu kavramları sorgulamadan program değiştirme, program geliştirme felsefesini tartışırsak teferruatlarla uğraşır dururuz. Türk Milli Eğitim Sistemi'nde özellikle 2000'li yıllardan sonra atılan adımları hiçbirimiz küçümseyemeyiz. Gerçekten ciddi şeyler yapılıyor. Belki bunlar içerisinde en önemlisi yine 2005 yılında tamamlanan program geliştirme çalışmalarıdır. Ne yaptık orada? Davranışçılıktan yapılandırmacılığa geçtik. Davranışçılık neydi? Tamamıyla pozitivizme dayanan, gözlenebilir, somut olarak incelenebilir, deneye, ispata dayalı bir bilim anlayışı, eğitim anlayışı. Ondan sonra yapılandırmacılık diyoruz. Nedir? Öğrencinin, öğretmenin sınıfta bilgiyi inşa etmesi, yapılandırması, öğrenciyle tartışması. Herhangi bir otoriteye dayanmaması. Bakın her iki kavramda hem davranışçılık hem yapılandırmacılık yine bizim kendi değerlerimize göre, topraklarımıza göre ürettiğimiz kavramlar değil. Bizim değer sistemimiz, inanç sistemimiz yine bunların hiçbirisinde yok. Her iki davranış da kutsalın dışlandığı, ilahi bir otoritenin olmadığı, tamamıyla seküler bir mantıkla tasarlanan, seküler mantık derken laiklik demiyoruz arkadaşlar, dikkat ediyor musunuz? Seküler mantık diyoruz. Dünyevileşen bir mantık. Onun için seküler kelimesini kullanmamız gerekiyor. Yani dünyevileşmeden bahsediyoruz. Bizim bugün müfredatımızın temeli bu anahtar kavramlar çerçevesinde şekilleniyor. Biz ondan sonra kalkıyoruz, bu müfredatla erdemli insanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Dindar gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz. İşte değerlerine bağlı, toplumuna bağlı gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunların hiçbirisiyle mümkün değildir. Özellikle 2000'li yıllardan sonra eğitim sisteminde gerçekten ciddi adımlar atıldı. Teknolojik anlamda, sistem anlamında, yönetimin daha etkinleştirilmesi anlamında, halkın, daha doğrusu sistemin demokratikleşmesi bağlamında bunun eğitim sistemine de kısmen yansıdığını görüyoruz. Ancak programlarda bunu yine göremiyoruz.
Bakın, kısmi makyaj düzenlemeleri haricinde eğitim programlarımızın kendi değerlerimizi, kendi varlığımızı, Anadolu insanını, inanç sistemini yansıtacak bir programa hala kavuşturulamadığından bahsediyoruz. Şimdi bunların hepsi resmi programdır arkadaşlar. Bir de bunun ikinci bir boyutu var. Eğitim programcıları buna öğütüp program derler. Yani okullarda anlatılan şey, kazandırılmak istenen davranışlar bizim resmi programımızdır. Biz bir de öğütüp program vardır. Hani subliminal mesaj deriz. Reklamlarda, filmlerde, haberlerde arka planda aşılanmak istenen, dolaylı yoldan insanlara verilmek istenen mesajlar vardır. Eğitim sistemimiz ve toplumsal yapımız bu açıdan da maalesef bizim kendi değerlerimizle barışık bir yapıda değil. Örnek verelim. Televizyonlardaki programlarımızı, yayınlanan kitapları, romanları, 100 temel eseri, en popüler olmuş dizileri, filmleri düşünelim. Sigara içmek yasak. Artık sigarayı görmüyorsunuz. İçki içmek kamuoyu önünde yasak. Televizyonlarda onu da göremiyoruz. Bu tür insanların gayri ahlaki olarak nitelendirdikleri unsur yok. Çok özür dileyerek örnek veriyorum. Yengeye, komşuya aşık olmak yasak değil. Her dizide, her filmde, her kitapta bunlar işleniyor. Çarpık ilişkiler hiçbir zaman sakıncalı görülmüyor. Her dizinin bakıyorsunuz bir boyutunda cinselliği meşrulaştıran, yine örtük olarak insanların zihnine işlenmek istenen bir mesaj var. Bunların hepsi bir programın ürünüdür. Bütün bunları sistem bütünlüğü içerisinde düşünerek hem okullarımıza hem toplumumuza yansıtmadığımız sürece bizler teferruatla, detayla uğraşmaya devam ederiz. Bol bol tablet dağıtırız öğrencilere. Fakat o tabletlerle öğrenciler neyi izleyecekler, neyi okuyacaklar? Ücretsiz kitap dağıtırsınız, bolca. Kötü müdür, güzeldir. Elbette halkı korumak lazım. Muhtaç olanları sosyal devlet olarak koruyacaksınız. Fakat neyi dağıttığınızı, neyi paylaştığınızı, hangi mesajın taşıyıcısı olduğunuzu da bilmek durumundasınız. Bütün bunları söylerken, günümüzde yeni anlaşılan, kıymeti yeni yeni takdir edilen 1940'lı, 50'li, 60'lı yıllarda Türk eğitim sistemi hakkında kıymetli eserler veren, eleştiriler yapan ünlü bir sosyoloğumuz, filozofumuz Nurettin Topçu'dan bahsedelim bir iki cümleyle. Diyor ki şahsiyetin üç unsuru vardır. Maddi, manevi ve içtimai. Marif meselemiz diye çok güzel tespitler içeren bir kitabı vardır. Ta 40'lı yıllardan başlıyor. 50, 60, 70 ömrü yettiğince yazıyor. Maddi unsur diyor. Şahsiyetin üç unsuru dedik arkadaşlar. Maddi unsur, manevi unsur, içtimai unsur. Maddi unsur noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Hatta gelişmiş ülkelere gidip gelenler şahit olmuşlardır. Emin olun birçok batılı gelişmiş ülkeden daha iyi teknolojiye sahibiz. Akıllı tahtalarımız, projeksiyonlarımız, kitaplarımız, kaynaklarımız gayet yerinde. Maddi unsur tamam, manevi unsur neredeyse hiç yok. Çünkü pozitivist felsefeye dayalı bir eğitim sistemimiz var. Seküler anlayışı aşılamaya dayalı, ulusalcılığı en üstün değer olarak vurgulayan, materyalist ve batılı ve bunda modernleşme diye kibarlaştırmaya çalışıyoruz. Bir anlayışımız var. Siz bunun içerisinde maneviyatı göremezsiniz. Çünkü dayandığınız temel ilkeler bunu reddediyor. Böyle bir şey yoktur diyor. Üçüncü unsur, içtimai unsur. Maddi ve manevi unsurunu tamamlayamamış,
maddi ve manevi kültürünü birlikte geliştirememiş bir toplumda içtimai kültürden bahsetmek mümkün değildir. Hatta şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Yine aynı yazarın tespitidir. Manevi unsurları, yani ruhi unsurları geliştirmeden sadece maddi unsura yatırım yaptığımızda çok daha tehlikeli bireyler yetiştiriyorsunuz diyor. Çünkü elinizdeki teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmeyen, nesilleri inşa etmek ve ıslah etmek yerine nesilleri bozmak için, nesilleri fesada uğratmak için bu teknolojiyi kullanan öğrenciler yetiştirmeye başlıyoruz. Bugün eğitim sistemiyle ilgili yapacağımız her türlü eleştiride haklılık payı vardır. Ancak bunu yaparken sistemle ilgili problemlerimiz var. Resmi müfredattan sistem sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. Talim Terbiye Kurulu sorumludur. Ancak onlar üzerinde baskı unsuru oluşturacak. Müfredattaki bu çarpıklığı, bu felsefi dayanıksızlığı, bu toplumun değerlerini yansıtmamayı da öğretmenler gündeme getirecekler, öğretmenler mesaj olarak iletecekler. Örtük programdan bahsettik. Siz evinizde hangi dizinin, hangi filmin, hangi kitabın okuduğunu bilmiyorsanız, buna dikkat etmiyorsanız, kusura bakmayın, okullardaki programı eleştirmeye hiç hakkımız yoktur. Örtük olarak onlar zaten işleniyor. Bir örnekle bitirelim. Meşhur Hollywood filmleri vardır. Kovboyların olduğu, Vahşi Batı'nın vurgulandığı, tamamıyla kahramanlık ve üstün batı imajına dayanan filmlerin olduğu bir imajdan, algıdan bahsediyoruz. Bunların hepsi batı dünyasında örtük programın ürünü olarak batı devletleri, medyası ve CIA tarafından desteklenen, bütçelenen ve bizim gibi ülkelerde izlettirilerek batı hayranlığı, algı operasyonu, bir çeşit örtük programla bizlere aşılanmak istenen üstün değerlerin, teknolojinin, bağımsızlığın, özgürlüğün, insani bütün gelişmenin orada olduğuna ilişkin algı oluşturmaya yönelik operasyonlardır. Bütün bunları dikkate almadan yapacağımız bir program eleştirisi, tasarlayacağımız bir müfredat bizi yansıtmayacaktır. Eğitim sistemiyle ilgili atılan güzel adımları mutlaka desteklemeliyiz. Bunu ortaya çıkaran siyasileri, bürokratları gerçekten alkışlamalıyız. Ancak temele inmediğimiz sürece müfredatın içerisindeki dışlayıcı, dünyevileştirici, sekülerleştirici, maddiyat unsurunu ön plana çıkaran, insanın değerlerini küçümseyen unsurları ve temelleri eleştirmediğimiz sürece makyaj düzenlemeleriyle yetinmek zorunda kalacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde Doçent Doktor Evin Aslan Erdoğan için bu içerikli konuşması sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Özü itibariyle aslında bütün tebliğ sunan hocalarımızın şahsiyet ve insan inşası, özgür düşünme, eleştirel düşünme ve vardır bir hikmeti, vardır bir bildiği gibi saptamalarla bir yere varılamayacağını söyleyen, onların altını çizen vurgular olmuştur. Bunu birçok cemaatsel yapılar, siyaset vesaire için söyleyebiliyoruz. Hocamın bahsettiği, körü körüne de olsa itaat eden bir birey kitlemesi. Yalnız burada aileler, öğretmenler, öğrencilerden şikayet ediyor sadece. Ama o nesilleri de biz yetiştiriyoruz. Başta aileler ve öğretmenlerimizin de
bu anlamda. Geçenlerde bir haber vardı, belki duymuşsunuzdur. Eleştiren düşünme diye bir ders konacak müfredata. Ancak onu anlatacak öğretmen eleştiren düşünceye sahip değil. Dolayısıyla o kendisi buna hazır olmayınca, bir de hocamın dediği, yani arpa ekerseniz arpa biçiyorsunuz, buğday çıkmıyor. Dolayısıyla eğitimdeki doneler vesaireler, amaç, araç uyumlu dediğimiz bir şey var. Amacınız iyi bir nesil inşa etmek ama kullandığınız araçlar ve materyaller iyi değilse o sonuç ortaya çıkmıyor. Arkadaşlar, geri kalan kısmımızda aşağı yukarı yarım saatlik bir süreç içerisinde ben şöyle hızlıca sorulara bakarak benzer olanlarını birleştirmeye, elemeye çalışarak bazı arkadaşlar niye benim sorum sorulmadı diye düşünebilir. Onlar muhtemelen benzer olduğu için artı süre sınırından dolayı belki bazılarına değinilemeyebilir. Şimdi bu sorulara hocalarımız cevap vermiş olacak. Evet arkadaşlar, sessizliği muhafaza edebilirsek arkadaşlar, henüz oturumlarımız bitmedi. Daha verimli kısımlar, soru cevap kısımlarında olabiliyor biliyorsunuz hocalarımız değinemediği noktalara. Dolayısıyla sessizliği muhafaza edersek memnun olurum. Yine aynı konuşma sırasına göre hocalarımızın cevap vermesini rica edeceğim. Öncelikle Güray Hocam kendisine sorular soruyor. Mehmet Hocam ve Engin Hocam şeklinde devam edeceğiz. Osmanlı'dan görüntü. Arkadaşlar lütfen hocamızı duyamıyoruz. Gürültüyü yapmazsak rica ediyorum. Birinci soru. Osmanlı'dan günümüze haftalık, yıllık ders yükü ve bir ders saati süresiyle ilgili bir karşılaştırma yapmanız mümkün müdür? Evet, mümkündür. Bununla ilgili o dönemde de tartışmalar vardı. Ve özellikle bu değişken bir durum olduğu için üzerinde de birkaç örnek verebilirim. Haftalık ders yükü açısından 26 saattir rüştiyeler, yani ortaokul ve temel eğitim 26 saattir. Ancak liseye baktığımızda 34 saati bulduğu görülüyor 2. Abdülhamit döneminde ve 2. Meşrutiyet döneminde. Bu saatler hangi tür okullar için geçerlidir? Bu da belirtilmiş. Çift eğitim yapan okullar da var. Yani rüştiyeler sabah ve öğle olarak iki grupta öğrenci de alıyorlar yer yer. Bu durumda saatler değişebiliyor. Biraz daha azalıyor. Nitekim 26 saat tek güne sığma açısından bir problem değildi ama 40 saate yaklaşınca ikili öğretim yapıyordu okullar. Dolayısıyla her ikisini de görebiliyoruz. Yani günümüze yakın aslında saat basamakları açısından baktığımızda. Hatta okul süreleri açısından da bir sorun yok. Ancak baktığımızda yani kaç dakikaydı bir ders? Bugün 40 dakika, 45 dakika bu arada gidip geliyoruz. O dönemde de süre aynı. Yani 40 dakika mı olsun, 30 dakika mı olsun tartışılmış. Bir dönem 20 dakika denenmiştir. Yani Osmanlı Devleti döneminde uygulanan ders sürelerinin dünyadaki uygulamalardan da çok farklı olduğu görülmez. Çünkü dünyada da o tarihlerde 25 dakikalık dersler yapılıyordu. Bir sınıfta bir ders 25 dakika sonra arayla, sonra 25 dakika tekrar arayla böyle devam ediyordu ki günümüzde de bu zaten 20 dakika dikkat süresi bilinen bir şey. Haftalık ve yıllık ders yükleri de temel anlamda değişmemiştir diyebiliriz. Yani çok büyük köklü bir değişimin olduğu söylenemez. Süre ve yaş sınırı açısından çocuklar mesela 2. Mahmut zamanında 5 yaşında mecburi eğitime başlama kararı alıyor 2. Mahmut. Yani anaokulu var. 2. şeyde 1908'den önce anaokulu var. Anaokulları açılmıştır. Çocuk bahçeleri vardır 2. Meşrutiyet döneminde. Yani Osmanlı denilince ahirette kalmış bir devlet gibi veya başka bir dünya gibi anlamamak lazım. Bir devamlılık da vardır. İkinci bir soru var. Tevhid-i tesisatın eğitime müfredata verdiği zararlar nelerdir? Aslında değindim ben. 1924 yılında daha önce yapılmış olan pek çok sonucu görülmemiş reform vardır. Tak diye kesilmiştir bir anlamda. Devam eden bu reformların devam eden basamakları mektep tarafında devam edendir. Yani medrese tarafında devam etmemiştir. 1925 itibariyle bitmiştir. Denklik sorunu çıkmıştır. Mesela şöyle bir örnek vereyim. 2. Meşrutiyet döneminde yaşadınız.
empati yapalım. İkinci meşrutiyet döneminde ben yaşamış olsaydım, medreseyi bitirmiş olsaydım, 1924'te de elimde bir diploma olsaydı, yani filanca hocadan ders aldım, medreseyi 6 yıl okudum diye bir okula gidecek olsaydım, bana bir sınav yapıyorlardı. Medreseyi okudun ama matematik bilmiyorsun. O zaman denkliğin için 3 yıl ya da 2 yıl matematik dersini al, denklik sağlanıyor. Yani 1924'te çok travmatik meseleler de oldu. Yani denklik tamamlayamadı çoğu öğrenci, matematik temeli yoktu. Adam gelmiş 20 yaşına sıfırdan başlayacak, rakamları öğrenecek. Yani böyle sorunlar da vardı ama bir kısmında vardı öğrencilerin, hepsinde yoktu bu. Yani çok yerel bir eğitimden geçmiş köyde veya daha doğrusu müfredat anlamında medreselerin reforme edilmişinden değil de reforme edilmemişinden gelenler çok büyük eksikliklerle karşılaştılar. Bu temel bir sorundur. Yani tabii ki tevhid-i tesisat bir kırılma noktasıdır. Çok travmatik sonuçları da olmuştur. Ama en trajik olanı bence harf inkılabıyla ilgili taraftır. Yani bir 4 yıl sonra yaşanan şey daha da vahimdir. O bakımdan karşılaştırma yani çok geniş bir şekilde yapabiliriz. Ben sadece bir örnek verdim. Yani çok yönlü ele alınacak bir konu. Tevhid-i tesisat. Böyle. Bir soru daha var. Osmanlı'da medresede akli ve nakli ilimlerin ayrılış süreci ne zaman ve neden başladı ya da başladı mı? Bu birleştirmeyi sayısal derslerde nasıl gerçekleştirebiliriz? Bir örnekle cevap vereyim. Çok uzatmadan. 1066 yılında Orta Doğu'da, bugün Orta Doğu dediğimiz ama aslında tarihte Abbasiler ve Selçuklular çağının, İslam tarihinin bir döneminde bütçenin 2/3 devlet bütçesinin 2/3 eğitim reformuna ayrıldı. Neydi mesele? Mesele ulema, yani eğitim sistemi içerisindeki hizipleşme, belli bir mezhepsel çatışmaya doğru giden terörize edilmiş dini kaynaklı siyasal meselelerdi. Yani Nizamiye reformundan bahsettiğimizde 2/3 bütçenin devlet hazinesinden uzunca bir süre reform için ayrılmış olması dikkat çeker. Peki mesele çözüldü mü? Büyük oranda çözüldü. 16. yüzyıla geldiğimizde 16. yüzyılda rasathaneyi yıkma ile ilgili emir veren ulema görüyoruz. Rasathaneyi bir ulema, bir müderris niçin yıkma ile ilgili makale yazar ya da risale yazar? Bu düşündürücü bir sonuç değil midir? Gerçekten ulema arasında bir tartışma da meydana geliyor yer yer. Yani bunun da arızalı bir durum olduğunu belirtmemizde yarar var. Yani bu şu ekolden olabilir, bu ekolden olabilir. Bunun aslında sahih İslam, selim akıl gibi kavramlarla çözülebilecek tarafları var. Yani orta yol var, çözüm var, önceki örnekler var. Ancak temel sorunun, az önce de ifade ettim ben sunum sırasında, müfredattaki derslerin çıkarılmasıyla ilgili hususun da dikkate alınması gerektiğini belirteyim. Tayindeki sıkıntılar, hocanız iyi olursa öğrenci derse devam ediyor. Hoca derse gelmeseniz de olur derse, nitekim o yaşanmıştır. Yani Osmanlı Devleti'nde Celali isyanlara katılan medrese öğrencilerine ne diyebiliriz yani Allah aşkına? Kendi okuduğu okulu yakıyor. Bu öğrenci aynı zamanda İstanbul'daki öğrenci. Yani herhangi bir dağdaki yaşayan öğrenci değil. Medrese öğrencisi yapıyor bunu. Neden? Çünkü öğretmen, hoca, müderris, müderrisliğinin gereğini yapmıyor. Evet, bu kadar. Teşekkür ederim hocam. Mehmet hocama epeyce soru var gibi. Belirlenirse ödemesini, yoksa bazılarını çay kahve aralarında. Çünkü 10 dakika gibi bir süremiz var. Tamam. Evet, buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Gayet kışkırtıcı ve hararetli sorular sorulmuş. Şöyle hemen hızlıca başlayayım. Konuşmanızın başında batılı birkaç bilim adamından alıntı yaparak ideolojinin etkisini sorgulamaya başladınız. Oysa ki ideoloji bizim eğitim sistemimize kök salması ve insanımızı ilahi sorumluluklarla devlete karşı sorumluluklar arasında sıkıştırıp ezmesi de batılı filozofların empozesiyle olmuştur.
O halde öncelikle fikir alanında Batı'yı terk etmek, Batı'yı taklitten ve fikir alanında Batı'daki alıntılar yapmaktan ne zaman vazgeçeceğiz? Ya da ne zaman özümüzdeki değerlerden hareketle yeni fikirler üreteceğiz? Fikir sistemimizin temeline ne zaman Kur'an ve sünneti yerleştireceğiz? Baştan sona konuşmada bir tane bile Kur'an ve sünnetten alıntı olmayıp defaatle batılı filozoflardan alıntılarla konunun izah edilmesini nasıl açıklayacağız? Bu toplantının amacıyla uyuşmamaktadır. Arkadaşının hissiyatına empati kurayım diye onun söylediği gibi okudum. Şimdi Edward Said Orientalizm kitabını yazdığında Batı'nın Doğu hakkındaki efendim. Ha, özür dilerim. Filistinli Edward Said, Filistin kökenli asıllı Edward Said hocam uyardı beni. Orientalizm kitabını yazarken Batı'nın Doğu hakkındaki bir nevi bilinçaltını ortaya çıkardı. Ve Batı'ya Edward Said'in oryantalizmine en fazla Batılılar kızdılar. Bernard Lewis hasta yatağında bile ona düşmanlık beslemekten geri kalmadı. Edward Said bu kitabını Foucault'un temel metinlerinden, hatta Foucault daha hayattayken temel metinlerinden ilham alarak yazdığını ve eğer Foucault olmasaydı oryantalizm diye bir kitap yazamazdım diyecek kadar bir iddia koymuştu. Yani Batılıların Müslümanlarla ilgili, Doğu ile ilgili bilinçaltını ortaya çıkartan Edward Said bu çalışmasını Foucault'a borçludur. Biz Edward Said'in kaynağıyla değil sonucuyla ilgilendiğimiz için böyle bir tavır içinde olabiliriz. Benim şöyle stratejik bir tutumum var. Yapıyı kim kurduysa, sistemi kim kurduysa arızasını da en iyi o bilir. İdeolojik sistemi, pozitivist sistemi, seküler sistemi biz kurmadık. Bunun arızalarını da en iyi biz bilemeyiz. Bunu kuranlar bilir. Nasıl ki sınırsız özgürlük icat ettikten sonra bu özgürlüğü caddede, evde, sokakta, her yerde kameralarla icat etmeyi Batılılar yaptıysa, özgürlüğü icat edip onu nasıl sınırlayacağını da Batılılar akıl ettilerse biz de sistemi arızasını Batılılardan öğrenmek zorundayız. İnşallah Kur'an ve sünnetten de bahsedeceğimiz günler gelir. Dua edin, niye olmasın? İki. Sayın hocam, çok özür dileyerek aslında bizden kaynaklanmıyor ama malumunuz bir programı zamanında başlatma sıkıntısı evet. Var. Yani saat aslında sarktı. Biz normalde tanınan 1,5 saat süreyi doldurmadık ama organizasyon heyetinden diğer programın aksayacağıyla ilgili biraz kısa tutulursa gibi bir not gelmiş tamam. Oldu. Dediğim gibi arkadaşlar birkaç gün daha buralarda çay kahve ortamları var. Mehmet Hocam buralarda bazı arkadaşlarımız sorularını yüzde çay kahve ortamında da sorabilir. Çünkü o kadar soruyor sanırım akşam bulabilir. Evet. Belki çok bir cümleyle hemen tamamlarsa. Ya diğer soru soran arkadaşlar için üzgünüm. Başkanımız burada. Söyledi burada. Evet. Üzgünüm. Benden de öte evet. Gibi bir şey. Tehdit komitesi evet. Notu gönderince hocama da bir iki dakika sadece süre vermiş olalım. Ama dediğim gibi ben istirhamı hocamla evet. Arada konuşabiliriz. Hesabını çevirin bence şeyden yararlanır. Evet. Hocamdan yararlanır. Gelen sorular genellikle Enes. Zikrettiğimiz bazı kavramlarla ilgiliydi. Bu kavramlarla ilgili değişim mümkün müdür? Ümitli misiniz? Şu an bakanlığın yaptığı çalışmalarda bu yönde gelişmeler var mı? Şeklinde sorular ortaya çıkmış. Veya öğretmen yetiştirme sistemi nasıl gözüküyor diye. Şöyle söyleyelim. Sistemin felsefesi nasıl tasarlanmışsa öğretmen de ona göre işlem yapıyor. Öğrenciler de ona göre bilgi alıyorlar. Programlar da buna göre hazırlanıyor. Eğer bu kavramlarla ilgili bir endişemiz varsa, bir tereddütümüz varsa, itirazımız varsa bu ve benzeri ortamlarda bunu yüksek sesle dile getirip
bununla ilgili kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Unutmayalım ki siyasetçiler de politikacılar da toplumdan gelen taleplere kulaklarını tıkayamazlar. Bu anlamda öğretmen sempozyumu gibi, yeni paradigma arayışları gibi, bu topraklara dayanan yeni kavramları üretme gibi sempozyumlar çoğaldıkça ümit var olmamız için de daha fazla sebep var demektir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, oldukça verimli olduğunu düşündüğüm bir oturum oldu. Hocam son kapatırken de söyledi, arz talep meselesi sizin neyi talep ettiğiniz son derece önemli. Umarım bu tip ortamlarda bu tip konular konuşula sorunlar zaten tespit edilmiş, neredeyse bilmeyen yok. Bir sonraki oturumda zaten yeni model inşası üzerine olacak. Artık yeni şeyler söyleyip sözden öteye geçen bir noktaya geçmemiz lazım. Hepinize katılımlarından dinledik dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli oturum başkanımıza ve sunumları gerçekleştiren Ergoz'a da bize teşekkür ediyoruz. 10 dakikalık bir aradan sonra diğer oturumumuz eğitimde model arayışı başlayacaktır.